Sevgili yarışseverler, 1 Aralık Perşembe günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleşecek toplam 8 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların idman pisti görüntülerini izleyeceksiniz. 2 numaralı Anita Bilek, içte, dışta ise Jaguar Mail var. Bursa'da 27 Kasım günü Zülfiye Bulut İdaresi'nde çalışan Anita Bilek'in 1400'ü 1.33, 1000'i 5, 400'ü 26.2 oldu. Üç numaralı Etrio ekranlarımıza geliyor. 27 Kasım günü Mustafa Balık İdaresi'nde İzmir'de çalışan bu safkanın 1000'i 5, 400'ü 26 oldu. Beş numaralı Buena Suerte ekranlarımıza geliyor. 27 Kasım günü Mertcan Akın İdaresi'nde çalıştığı Buena Suerte 1000'i 6, 400'ü 25.3 oldu. 6 numaralı Dark Pearl Mertcan Akın'la 26 Kasım günü İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 800'ü 52.2, 400'ü 24.4 oldu. 7 numaralı Killer Queen ekranlarımıza geliyor. 27 Kasım günü Senayi Metin'le Bursa'da 1008.7, 400'ü 27 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Anania Orhan Bozyel İdaresi'nde 29 Kasım tarihinde İzmir'de çalıştı. 800'ü 56.5, son 400'ü 28 oldu. 3 numaralı Sembol Tay ekranlarımıza geliyor. 30 Kasım günü Onur Şevket İrtiş İdaresi'nde İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı Sembol Tay. 4 numaralı Ayduru Tuncay Altun Kılıç İdaresi'nde 29 Kasım tarihinde İzmir'de yapmış olduğu 600'ü 41, 400'ü 27 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Orki Osman Alkan İdaresi'nde 30 Kasım günü İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Ak İrem Mert Uyar İdaresi'nde 27 Kasım günü İzmir'de yapmış olduğu 1009, 400'ü 27.7 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Karacahan Erhan Ok İdaresi'nde 27 Kasım günü İzmir'de yapmış olduğu 1000'i 16, 400'ü 31.5 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Keşiftay 23 Kasım günü Melih Tezel İdaresi'nde 1600 metrelik uzun bir galop yaptı. 1600'ü 1.57, 1000'i 13.5, son 400'ü 29 oldu. 5 numaralı Yalgınay Abdülkadir Öksüz İdaresi'nde 30 Kasım günü İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Andrea kızı Erhan Ok İdaresi'nde 30 Kasım günü İzmir'de bir kenter yaparak idman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Egeli kız Alperen Oluk İdaresi'nde 29 Kasım günü 600'ü 41.7, 400'ü 27.3 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Oğlum Utkun Erdi Gökçe ile 27 Kasım günü İzmir'de 1400'ü 1.32, 1000'i 4.6, 400'ü 25.3 olan uzun galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı April One Mertcan Akın İdaresi'nde 27 Kasım günü 1000'i 4, 400'ü 24.5 olan yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Çınar Bey, Perşembe günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını 30 Kasım günü Gökhan Kalın İdaresi'nde bir kenter yaparak tamamladı. 5 numaralı Magic Apple, Gökhan Çelik'le 29 Kasım günü İzmir'de 638, 400'ü 25 olan yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı.
6 numaralı DAP-B Selçuk Ayyıldız idaresinde 30 Kasım günü İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Dışta 7 numaralı Wellborn, içte ise Adema vardı. 1003, 400'ü 24 olan uzun yarış galobunu 27 Kasım günü Alican İnan'la gerçekleştirdi Wellborn. 8 numaralı Minigan Ferdi Kabadayı idaresinde 29 Kasım günü İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 638, 400'ü 24 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 9 numaralı Masterchef 30 Kasım günü Emrah Ayhan idaresinde İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Grey Wolf Onur Gökçe ile 29 Kasım tarihinde 638.6 425'lik bir derece gerçekleştirdi. Dışta 1 numaralı Federer, içte Prenses Karşıyaka vardı. 29 Kasım günü Burak Koçoğulları idaresinde Federer'in 800'ü 49.7, 400'ü 24.4 oldu. 2 numaralı Green Red, 27 Kasım günü Hüseyin Şimşek idaresinde çalıştı İzmir'de. 1000'i 5.6, son 400'ü 24.6 oldu. 3 numaralı In The Raptor ve içte ise Pride and Glory var. 27 Kasım günü Yusuf Bulut'la 1200'ü 1.18.2, 1000'i 4.7, son 400'ü 26 oldu. 4 numaralı Living My Best Tuncay Altınkılıç'la 27 Kasım günü çalıştı İzmir'de. 637.2, 400'ü 24.7 oldu. 7 numaralı Have a Nice Girl Murat Ok idaresinde 30 Kasım günü İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Kafkas Gücü ekranlarınıza geliyor. 29 Kasım günü Uğur İrtiş idaresinde 637.7, 400'ü 24.7 oldu. İki numaralı Ertemiz Onur Gökçe idaresinde 27 Kasım günü İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 1000'i 16, son 400'ü 29.5 oldu. 3 numaralı Gökçe Star Oktay Kızıldaş idaresinde 27 Kasım günü İzmir'de yapmış olduğu 1000'i 11.2, 400'ü 29 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Kardeşcan Güven Özdil idaresinde 29 Kasım günü İzmir'de çalıştı. Kardeşcan'ın 1009.6, son 400'ü 27.6 oldu. 5 numaralı Taçsız Kral Müslüm Baydan idaresinde 26 Kasım günü 430 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Tuncer Sinan Ülgen idaresinde 29 Kasım günü Bursa'da çalıştı. 800'ü 54.7, 400'ü 26.7 oldu. Bu galobuyla Perşembe günü İzmir'de start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı Tuncer. Bir numaralı Lord of Yıldızer Kazım Şengel idaresinde 27 Kasım günü Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 637.8, 400'ü 24.7 oldu. 2 numaralı Warden Cliff Murat Durmuş idaresinde 29 Kasım günü İzmir'de çalıştı. 638, son 400'ü 24.2 oldu. 3 numaralı Dragon Pulse ekranlarımıza geliyor. 27 Kasım günü Feyzullah Avcı idaresinde 1200'ü 1.16.5, 1000'i 3.8, son 400'ü 25.3 oldu. 4 numaralı Hakna Fırat Artış idaresinde 23 Kasım günü Bursa'da çalıştı.
1000'i 4, son 400'ü 24.2 oldu. Altı numaralı Soner Bey, Hasan Suya Bakan İdaresi'nde 27 Kasım günü çalıştı. Bursa'da 1002.8, son 400'ü ise 24.4 oldu. Bir numaralı Taş Yürek, Gökhan Kalın İdaresi'nde 27 Kasım günü İzmir'de yapmış olduğu 1012.8, 400'ü 27.5 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. Ortada 2 numaralı Güçalp, dışta Ernur Hanım, içte Eyüp Han vardı. Cuma Akkılıç'ta 27 Kasım günü İzmir'de çalışan ortadaki 2 numaralı Güçalp'in 1009, 400'ü 28.4 oldu. 3 numaralı bizim Hüseyin Topsakal idaresinde 29 Kasım günü İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 600'ü 41.6, 400'ü 27 oldu. Dört numaralı Ateş Bilek, Murat Durmuş idaresinde 27 Kasım günü İzmir'de çalıştı. Bini 11.4, son 400'ü ise 27 oldu. 5 numaralı Aklım ekranlarımıza geliyor. 29 Kasım günü Hüseyin Topsakal idaresinde 800'ü 56.5, son 400'ü 28.3 oldu. 6 numaralı Magnifik arkadaydı, önde ise Pıtır isimli safkan var. İbrahim Sefa Söğüt ile 27 Kasım günü Magnifik isimli safkanın 1014.2, 400'ü 29 oldu. 7 numaralı Yalı Efes'i Atakan Cem Dağdeviren idaresinde 27 Kasım günü piste çıktı. 1000 metrelik uzun bir galop yaptığı Yalı Efes'inin 1009.3, 400'ü 27.5 oldu. 8 numaralı Ferhat Han, Hüseyin Topsakal'la 25 Kasım günü İzmir'de iç pistte çalıştı. 600'ü 41.5, 400'ü 28.2 oldu. Dokuz numaralı Leoridans, Salih Ayçiçek'le 20 Kasım günü Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 59.3, 400'ü 29.3 oldu. 11 numaralı Yanık Adem, Halil Gün'le 27 Kasım günü İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 1013, 400'ü 29.8 olan uzun yarış galobu geliyor ekranlarınıza. On iki numaralı Derinden, Sefer Soysal idaresinde 29 Kasım tarihinde İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 800'ü 56, son 400'ü 27.3 olan yarış galobunu izliyorsunuz. Sevgili yarışseverler, İzmir İdman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.